A, B ve C sayıları birer tam sayıdır. Bu eşitliğe göre 3A 2B C'nin alabileceği en küçük iki basamaklı tam sayı değeri kaçtır? Bu ifade hem 3'ün hem 4'ün hem de 5'in katı olduğu için 3'ün en küçük ortak katını alırız. Bu da 60'tır. Yani burayı 60K'ya eşitleyebiliriz. 3A'mız 60K olduğuna göre sadeleştirirsek A'mız 20K Sonra 4B eşittir 60K dersek B'miz de buradan 15K. Son olarak 5C'miz 60K ise C'miz 12K. Şimdi getirelim bu ifadede yerine yazalım. 3 çarpı 20K eksi 2 çarpı 15K eksi 12K. Çarpmanın önceliği vardır. 60K eksi 30K eksi 12K. Buradan çıkarırsak 30k eksi 12k'dan 18k. Yani aradığımız değer 18'in bir katı olacak. Küçük dediği için de pozitifleri alamayız. Buradaki 72 sayısı 18'in katıdır. 90 da katıdır. 82 değildir. En küçük dediği için cevabımız eksi 90 ile A b ABC birer rakamdır. Rakamlar 0'dan 9'a kadar olan semboller. Burada A, B, C'nin toplamı en küçük kaçtır? Farkları 7 olduğuna göre A sayısı da en az 0 olabildiğine göre B'nin minimum değeri 7'dir. Dolayısıyla 7'den kaç çıkarsa 4 kalır. C'miz de buradan 3 yapar. Yani A 7, B 0, C'de en az 3 olur. Toplamlarının alabileceği en küçük sayı 10 olduğu için cevabımız da C şıkkı. Birbirinden farklı pozitif tam sayılarımız var x artı y z'nin toplamının en küçük değeri. En küçük olması için buradaki y çarpı z'nin minimum değeri alması gerekir. Burada z sayısı paydamız en az 1 olur. Pozitif 1'den büyük en küçük sayı da 2'dir. Dolayısıyla x artı 2 eşittir 18. 2'yi de diğer tarafa atarsak x'in alabileceği değer burada 16. Burada x yerine 16, y çarpı z yerine de 2 çarpı 1 yazarsak bu ifadenin alabileceği en küçük değer 18 cevabımız da Bursa. Çarpımlar 24 yapan a ve b gibi pozitif iki tane sayımız var. 5a artı 2b'nin alabileceği en büyük değer. İki sayının çarpımı 24 yapıyorsa bunlar 24'e 1 olabilir, 2'ye 12 olabilir, 3'e 8 ya da 4'e 6. Buradaki bu a sayısını 24 gibi büyük bir sayı alırsak Kat sayısı bakın 5 gibi büyük bir sayı. Artı 2 çarpı 1. Buradan 120 artı 2'den 122. Diyelim ki burası 6 ve 4 aldığımızı düşünürsek. 5 çarpı 6 artı 2 çarpı 4. Buradan da bakın daha küçük bir sonuç geldi. Alabileceğimiz en büyük değer burada 122'dir. Cevabımız D şıkkı. Burada işlemlere öncelik tanınmamış. Yani işlem önceliği kurunmamış arkadaşlar. Yani 4 artı 3 çarpı 2 de soldan sağa doğru toplamış. Sonra çarpmış. 7 çarpı 2'den 14 sonucunu bulmuş. Yani aslında hatalı bir oyun var burada. Burada mesela ne yapmış? A demiş 4, 3 ve B demiş. A artı 4 çarpı parantez içinde 3. Sonra bulduğumuz sayıdan da B'yi çıkarırsak 17 oluyormuş. Yani 3a artı 12 eksi b eşittir 17. 12'yi diğer tarafa atarsak 3a eksi b eşittir 5. Burada ab iki basamaklı sayıları için toplamları en az kaç olur? Buradaki b sayısı en az olacaktır arkadaşlar. b'miz en azından iki basamaklı olacaksa 10 olabilir. 10 dersek 3a eksi 10 eşittir 5'ten a5 çıkar. Dolayısıyla burada bakın iki basamaklı bir sayı olmadı. Dolayısıyla biz burada A sayısına değer vererek başlayalım. Yani 3 çarpı 10 30 dersek 30 eksi B 5'tir. B'miz de 25'tir. Bu şekilde daha iyi oldu. Yani A değerimiz 10. B değerimiz de 25. Dolayısıyla toplamımız A artı B en az 35 olur. Cevabımız A şıkkı. ABC birer tam sayıdır. Bu ifadede ABC sayılarını artırır ve azaltırsak sonuç ne olur? Burada ben ABC sayılardan hepsine 0 vermek istiyorum. 0 verdiğimiz zaman 0'ın yutan eleman olma özelliğinden dolayı sonuç 0. Buradaki A'yı 4 artıralım. Yani 3 çarpı 4. Sonra B'yi de 6 azaltalım. 2 çarpı eksi 6. Eksi 4 çarpı C demiştik. C'yi de 2 azaltalım. C'miz de eksi 2. Çarparsak 12 eksi 12 artı 8. 12'ler birbirini götürür. Sonuç 8 olur. İlk durumda 0'dı. Son durumda 8 oldu. Yani sonucumuz 8 arttı. Cevabımız A şıkkı. ABC sayıları negatif tam sayılardır. Çarpımları bu şekilde olduğuna göre toplamları en çok kaçtır? ABC sayılarıyla böyle bir tablo yapalım. ABC'de bakın bu iki çarpımda her ikisinde A'lar ortak. 32 ve 20 sayılarının her ikisinde hangi sayılar ortaktır? 1'ler ortak, 2'ler vardır, bir de 4'ler vardır. En büyük ortak bölenimiz 4, en küçüğü de 1'dir. Diyelim ki A'mız eksi 1 olsun. Çarpımları 32 yaptığına göre B'miz eksi 32. A eksi 1 ise C'de eksi 20. Dolayısıyla bunların hepsini toplarsak A artı B artı C'miz eksi 53. Çarpanlarda en büyüğünü alalım, 4'ü alalım. Yani A yerine eksi 4 verdiğimizde bakalım sonuç ne olacak? 4 kere 8 32. B'miz eksi 8. 4 kere 5 20. C'miz de eksi 5. Hepsini toplarsanız A artı B artı C'miz bu kez eksi 17. Yani alabileceğimiz en küçük değer eksi 53. En büyük değer de eksi 17. Cevabımız E şıkkı. 3 farklı pozitif tam sayımız var. Toplamları en çok kaçtır? Sonuç bir pozitif tam sayı olduğuna göre buradaki a'mız 3'ün B de 4'ün C de 5'in bir katıdır. Yani buradaki A değerine 3 B değerine 4 verdiğimizde 1 artı 1 artı C bölü 5 eşittir 20 gibi bir durum olur. Buradan 1 artı 1 2'dir. Diğer tarafa atarsak C bölü 5 eşittir 18. Buradan da içler dışlar yaparsak C'miz 90. Dolayısıyla hepsini toplamı 97'dir. Cevabımız D şıkkı. Peki buradaki B ve C'ye 4 ve 5 gibi değerler versek ne olur? B'ye 4, C'ye de 5 verdiğimizi düşünelim. A bölü 3 artı 1 artı 1 eşittir 20 olur. Buradan A bölü 3 eşittir 18. A'mız 54. A da 54 olduğuna göre bu üçünün toplamı bakın 54, 58, 63. Gördüğümüz gibi daha küçük bir değer bulduk. Dolayısıyla cevabımız D şıkkı. Karenin içerisindeki yazan sayı sağında ve solunda bulunan buradaki mavi dairelerin içinde yazan sayıların çarpımına eşittir. Dairelerin içerisinde ve karelerin içerisinde 3'ten küçük ya da 3 e eşit bir sayımız yok. Hepsi 3'ten büyük. Peki buradaki boş karenin içerisinde en çok kaç yazabilir? Bunu bulacağız. 36 hangi iki sayının çarpımı? 6 çarpı 6 olabilir. Birbirinden farklı dememiş. Bunu inceleyebiliriz. 3 çarpı 12 olamaz. 3 çünkü istenilen şartı sağlamıyor. Dolayısıyla geriye sadece 4'e 9 kaldı. 6'ya 6, 6 aldığımızı düşünürsek 6 kere 6 36. 6 kere 8 48. Buradan yine 6 kere 8 48 geliyor. Zaten şıklarda da yok. Dolayısıyla bunu iptal edelim. 4'e 9 deneyelim. Bunları sildik. 4'e 9. Peki 9'u neden buraya yazmadık? Çünkü 48 9'un bir katı değildir. 48'i 4'e bölersek 12. 12 çarpı 9 da burası bakın 108 geldi. Boş kare içerisinde yazılabilecek en büyük sayı 108'dir. C şıkkı. Tüm sayılarımız birbirine farklı ve pozitif tam sayı. A, C'den, C'de, B'den küçüktür. Bu eşitliğe göre B en az kaçtır? Burada anahtar kelime arkadaşlar burada E aslında. E'ye değer vereceğim. E'ye 1 verirsem A, B, C'nin toplamı eşittir D. Burada D'ler de giderse 3 sayının toplamı 0 oluyor. Bakın burada bir çelişki var. 3 tane pozitif tam sayının toplamından böyle bir sayı gelemez. E'ye 2 verelim. Burada A artı B artı C artı D eşittir 2D. Bir tane D'yi diğer tarafa atarsak A, B, C'nin toplamı D'dir. Pozitif tam sayı dediğine göre 1, 2, 3 gibi değerler olabilir mi? Acaba bunu inceleyelim. B'miz en az 3 olabilir mi? Burada A'ya 1, B'ye 3, C'ye de 2 verdiğimiz zaman 6 yapıyor. Sağlıyormuş gibi. Ancak bakın buradaki E sayısı 2 idi. Dolayısıyla biz C'de 2'yi kullanamayız. Bu ifade hatalı olur. Yani C'ye biz en azından 1'den sonra ne verebiliriz? 3 verebiliriz. A'mız 1, C'miz 3, B'miz de 4 olsun. Toplamları burada 8 yapacaktır. Bakın hepsi birbirine farklı. 1, 3, 4, 2 ve 8. Herhangi bir sıkıntı yok. Dolayısıyla B sayısının alabileceği minimum değer 4'tür B şıkkı. Birbirinden farklı 5 tane doğal sayımız var. Bu sayılardan bir tanesi 30'dan küçüktür. Bu arada tüm sayılar 20'den büyük, 90'dan küçük yani 21 ile 89 kapalı aralığında sayılar. Sadece bir tanesi 30'dan küçüktür, 20'den de büyüktür. Dolayısıyla en küçük sayımız 21. İki tanesi 70'ten büyük. Bunlar büyük sayılar olsun. Diğerleri de 21'den büyük, 89'a kadar olan herhangi iki ortanca sayı gibi düşünebiliriz. İki tanesi 70'ten büyük dedik. Dolayısıyla bu iki tanesi 70 sayısından küçük olacak. Bir tanesi 30'dan küçük olduğuna göre diğerleri 30 ya da 30'dan büyük sayılar seçilebilir. 30, 31 gibi sayılar seçilebilir. Diğer iki tanesinde 70'ten büyük sayılar seçeceğiz. Bir tanesinde 71 diyelim. En büyük sayımızın da kaç olduğunu bilmiyoruz. Hepsini toplayalım. 21, 71, 30, 31. Hepsini topladık. Burası 3, 10, 15, 153 Hepsinin toplamı 236 diyordu. 236'dan 153'ü çıkarırsak alabileceğimiz buradaki en büyük değer 83'tür. Cevabımız da E şıkkı. AB'nin çarpımı K'ya eşitmiş. Buradaki A sayısını 3 kat artırırsa buraya bir tane yıldız koyacağım. Neden? Çünkü bakın A sayısını 3 kat artırınca 3A olmaz. A'ya 3A'lık bir ekleme yaparız ve 4 katına çıkar. Bunu genellikle yanlış yaparız arkadaşlar. Buna dikkat edelim. 3 katına çıkarılmamış. 3 kat daha artırılmış. Yani A yerine 4A yazın diyor. B sayısında 4'te 1'ine indirin. 4'te 1 oranında düşürün dememiş. Burada direkt 4'te 1'ine indirin dediği için B bölü 4 diyorum. E sadeleşirse bu da A çarpı B yapıyor. Bakın A çarpı B'miz zaten K'ydı. Cevabımız D şıkkı. M tane birbirinden farklı 2 basamaklı doğal sayının rakamlarının hepsini çarparsak 72 yapıyor. Kaç tane sayı vardır en fazla bize bunu sormuş. Şimdi burada çarpımları arkadaşlar 72 olacaksa bir sayısının bir etkisi olmadığını biliyorum. İlk sayımız 11 olsun. 1 bir kere 1'den 1 geliyor. Sonra 1 çarpı 2'den 2 gelecektir. 1 çarpı 3'ten 3 geldi. Şu ana kadar 6 yaptı. Sonra 1 çarpı 4, 4 yapar. 4'e de çarparsak 24'tür. 72 olması için bu 72'yi 24'e bölelim. Bize rakamları çarpımı 3 yapan 2 basamaklı bir doğal sayı gerekiyor. 13'ü yazamayız çünkü burada yazdık. Dolayısıyla 5. sayımız burada 31 olacak. Rakamları çarpımı da 3 olacağı için sonuçta 72'yi bize verecektir. 1, 2, 3, 4, 5. En fazla 5 adet sayı yazabiliriz. Cevabımız C şıkkı. Aslında katıldığı bilgi yarışmasında kurallarımız şu şekilde: Her doğru soru 4 puan kazandırıyor, yanlış soru eksi 3, boş sorumuzda eksi 2 puan. Diyelim ki x tane doğru var, y tane yanlış, z tane de boş var. Bizim burada alacağımız puan ne olur? 4x eksi 3y eksi 2z. Bakın, burada yarışmada 29 puan aldığımız söyleniyor. Soruların da 10 tanesine cevap vermiş. Boşların kaç tane olduğunu bilmiyoruz. Yani doğru artı yanlış sayısı eşittir olmuş. Buna göre Aslı'nın oynadığı yarışmada en fazla kaç tane soru sorulmuştur? Yani x artı y artı z'nin alabileceği en büyük değer kaçtır? Bu denklem sisteminde x ve y'ye bakıyoruz. x'e en büyük, y'ye de en küçük değerini verelim. 9'a 1 verdiğimiz zaman burada 4 çarpı 9 36 eksi 3 çarpı 1'den 33 eksi 2z eşittir 29 olur. Yani 33 eksi 2z 29 olduğuna göre z'leri diğer tarafa atarsak boş soru sayısı bu seçimimize göre 2 tane olacaktır. Yani x artı y artı z'miz 9 1 artı 2'den 12'dir. Burada x ve y değerlerine 9'a 1 verdik. Başka değerler verdiğimiz zaman Kesinlikle z'nin sayısı negatif sayılar çıkacaktır. Mesela x'e burada 8 değerini verir. Y'ye de 2 değerini verirseniz arkadaşlar 4 çarpı x eksi 3 çarpı y eksi 2z eşittir. 29 eşitliğinde 32 eksi 6'dan 26 gelip z'miz eksi 3 bölü 2 gibi negatif bir sayı olacaktır. Negatif değerleri alamıyoruz çünkü boş bıraktığımız sayı deyince bir tam sayı olması gerekir. Aynı zamanda 2 gibi pozitif bir değer olması gerekirdi. Dolayısıyla cevabımız A şıkkı. Şekilde 7 farklı kutumuz var. Burada içerilerinde 1, 3, 7 nokta nokta olacak şekilde postalarımızın olduğu söyleniyor. Bu sarı kutuların bir tanesinde A var, diğerinde de B yoktur diyor. A ve B sayılarının birinin sarı kutuda olduğu bilindiğine göre ve renkleri aynı olan kutulardaki sayıların toplamının birbirine eşit olduğuna göre A artı B toplamı en fazla kaçtır? Yani sarıların toplamına X diyebilirsiniz. Morların toplamı X, yeşillerin toplamı X. Yani bütün sayıların toplamı 3X. Biz buradaki bütün sayıları toplayalım. 7, 10, 11, 20, 33 artı A artı B. Dolayısıyla her iki tarafı 3'e bölersek X eşittir 11 artı A artı B bölü 3'tür. Buradaki toplam dediğimiz x sayısı bir tam sayı olduğuna göre bu a artı b bölü 3 sayısı da bir tam sayıdır diyebiliriz. Yani aradığımız a artı b aslında 3'ün katı olan bir sayı. 3'ün katı olmayan sayıları direkt eliyoruz. Bunlar gitti. En fazla dediği için ben a artı b'yi şimdi bir 54 kabul edeyim. a artı b yerine 54 yazarsanız 11 artı 54 bölü 3 eşittir 29. Yani sarıların toplamı 29'dur. Morların toplamı 29, yeşillerin toplamı da 29. Şimdi sayılarımızı tekrar yazalım. 1, 3, 7, A, 9, 13 ve B. Toplamları 29 olacak şekilde. Burada 29'dan 1'i çıkarıp A'ya 28 diyebiliriz. Şu an deniyoruz. Bakalım herhangi bir sıkıntı çıkacak mı? Sonra 29'dan 3'ü çıkarırsak 26 deyip bunu da B'ye yerleştirebiliriz. Bu şekilde sarıları 28'e 1 toplamı 29 yapabiliriz. Sonrasında morlara ne dedik? 26'ya 3 kabul ettik. Toplamları 29'dur. Yeşiller için de 1'i sildik. Sonra 3'ü sildik. A'yı sildik. B'yi de sildik. Geriye ne kaldı? 7, 9 ve 13. Toplayalım bakalım. 29 yapıyorsa sonra da herhangi bir sıkıntı yoktur. Evet 29 yapıyor. Dolayısıyla A artı B toplamı en çok 54 yapabilir. Cevabımız D şıkkı. Bir kısmı yeşil, bir kısmı da mavi motiflerden oluşan bir rulomuz var. Her yeşilin üzerinde 4 papatya, mavinin üzerinde de 5 papatya var. Toplam 4 çarpı Y artı 5 çarpı M'de 140 tane papatya kullanıldığı söyleniyor. Burada yeşillerin 0 olamayacağı için yeşile 0 değeri veremeyiz ancak 0 verdiğimizde M ne olur? 4 çarpı 0 Sıfır olacaktır. 145'e bölün. M'miz 28. Sonrasında pratik olsun diye şöyle yapalım. Bu 28'den 4'er çıkararak devam edip gidebilirsiniz. Sonrasında bu yeşile de 5'er ekleyerek 5, 10, 15 şeklinde nokta nokta devam ettirilebilir. Toplarsak 28, 29 bakın artarak gidiyor. 30, 31 nokta nokta gidiyor. 0 e, olamayacağı için yeşillerin sayısı en azından bir tane olacağı için 28'i eliyorum. Buradaki motif sayısı en az 29 ile B şıkkıdır. Mavi, turuncu ve mor silindirlerimiz var. Bunların yükseklikleri birbirine eşit. Bakın birisi 6 parça, diğeri 3, diğeri 2 parça. Bunların en küçük ortak katı nedir? 6'dır. 6'yı 6'ya bölersek buradaki her bir parça bir birim. Buradakileri 3'e bölersek 2 birim. 2'ye bölersek de 3'er birim. Yani 3, 2, 1. Şu an sol taraf 6 birim. Sağ taraf 2, 2, 1'den 5 birim. Burada hangi işlemleri yaparsanız her iki cismin yüksekliği de aynı olur. Sol tarafa mavi yani sol tarafa 1 eklersek ne olur? 7 olur. Sağ tarafa turuncu ekleyelim. Turuncumuz 2 birim olsun demiştik. Evet 7 eşittir 7 ve eşitlik sağlandı. Birinci ifade doğru. Sola 3 tane turuncu ekleyelim. Buraya 3 tane turuncu eklerseniz 3 kere 2 6 olur. 6 6 artıdan burası 12 yaptı. Sağ tarafa 2 tane mor. Morlar 3 birimdi. Buraya 2 tane mor yani 6 eklerseniz 11 yapacaktır. Bakın bir eşitlik sağlanamadı. 2'leri eliyoruz. 2 gitti. Sağ tarafa bir tane mavi ekleyelim. İlk durumda 6'ya 5'ti. Yani mavimiz bir birim olduğuna göre sol taraf 6 sabit kalacak. Sağ tarafa da 1 eklersek bakın ikisi de birbirine eşit oldu. Dolayısıyla eşitlik sağlanır. Cevabımız 1 ve 3 ile E şıkkı. Her birinde eşit miktarda süt bulunan iki tane şişemiz var. Bu ikisinin de hacmi birbirine eşit. Burada bir tane fincan artı 3 tane bardak kullanarak buradaki sütün tamamını doldurabiliriz. Aynı şekilde 2 tane bardak ve 3 tane fincanla aynı sütü tamamen doldurabiliriz. F'leri sağ tarafa atarsanız 2F eşittir 1B. Yani 1 bardak 1 fincanın 2 katı kadar süt alabiliyor. Buna göre aynı miktar süt bulunduran 3. bir şişedeki sütün tamamını fincanların kaç tanesine doldurabiliriz? Diyelim ki bir tane süt ne alıyormuş arkadaşlar? 1 fincan artı 3 tane bardak. Bir bardak fincanın iki katı dedik. Bir fincan artı 3 çarpı 2 fincan. Buradan 6 fincan gelir. Bir fincan daha 7 fincan. Yani bu sütün tamamını boş fincanlardan 7 tanesiyle doldurabilirsiniz. Cevabımız Bursa. Yukarıdaki şekilde hatalı üretilmiş bir zarın açık hali vardır. Bu zarın kapalı hale getirilmiş 3 tanesi yan yana konulduğu zaman böyle bir görüntü oluşuyor. Mavi, Yeşil ve sarı yüzeylere farklı sayılar gelmek şartıyla toplamı en az kaçtır? Diyelim ki burası zarımızın üst kısmı. Burası üst olduğuna göre şu 3 tane noktanın olduğu yerde alttır. Yani bu tek bir nokta ile hangisi yan yana gelemez, komşu olamaz? 3 nokta yan yana olamaz. Dolayısıyla bu renklerin hiçbirinde bu üç noktayı kullanamayız. Hangisi komşu olabilir? Üste olduğuna göre 2 4, 5 ve 6 komşu olabilir. 2, 4, 5 ve 6. 6'yı neden yazmadım? Çünkü toplamlarının alabileceği en küçük değeri sorduğu için 6'yı dışarıda bıraktım. Toplamımız en az 11 ile E şıkkı. A sayısı en fazla 4 basamaklı pozitif bir tam sayı. Karenin içerisinde yeşil yazdığında çarpımı pembe yazdığı zaman da toplam anlamına geliyor. Bu ne demek? Sayının tüm rakamlarının çarpımı 36 yapacak. Bu 4 basamaklı bir sayı olacaksa ve en büyük sayı olacaksa başa 9 yazarız. Geriye kaldı 9'u 36'yı 9'a bölerseniz 4. Dolayısıyla 4 1 1 yazıp A sayısını 9411 kabul edebiliriz. Çünkü rakamlar farklı dememiş. Bu birlerde bize bir sıkıntı yaratmıyor. Bu sayının rakamları toplamını soruyor bu kez. 9 artı 4 artı 1 artı 1. 15'tir. Cevabımız da C şıkkı. Yan yana bulunan kutularda birbirine eşit AA, BB, CC gibi sayılar var ve AB'den büyük, BC'den C de D'den büyük. Tüm kutuların toplamı 2A, 2B, 2C ve D'nin toplamı da 145 yapıyormuş. Buna göre C'nin D'nin alabileceği en büyük değer kaçtır? En küçük sayının en büyük değeri alabilmesi demek sayıların birbirine yakın olması demek. Yani 145'i 7'ye bölerseniz ortalama 20'ye yakın bir sayı olacak. 2 ile çarptığımızda tüm sayılar çift olur. E 145 ise tek bir sayıdır. Aradığımız sayı dolayısıyla tek olmalı. Denemek isterseniz 22 ve 20'yi denemeyin. Peki 23'ü deneyelim. D'miz 23 olduğunda ne olur? 2 çarpı ABC'nin toplamı artı 23 eşittir 145. Buradan ABC toplamımız 122 bölü 2 61 gelir. E en küçüğü 23 ise bakın bunlar en azından 24, 25, 26 olmalı. Bakın toplamı 75 yapacak. ve 61 dedik. Dolayısıyla bu sağlamadı. Benzer şekilde 21 deneyebilirsiniz. 2 çarpı ABC artı 21 eşittir 145. Düzenlersek buradan ABC sayısı 124 bölü 2'den 62 gelir. 21'den büyük değerler 22, 23 ve 24'ü bile verseniz toplama 69 yapıyor. Bu şekilde 62'yi de eledik. Dolayısıyla cevabımız buradan A seçeneğidir.